Çok söyleyeceğim şey var size. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla, en güzel dekletine selamlıyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki hep beraber bu akşam. Sağ olun, var olun. Konuşmama girmeden önce, Sayın Konsolosumuzun Fenerbahçe'yi tarih edişiyle, İyi dinlemediyseniz gazetelerden bir kopyalı bir daha dinleyin. Bu kadar güzel tarif edebilir Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin tak kendisini gayet güzel tarif etti. Sağ olun, var olun. Yedirici alkışlarınız. Çok önemli alkışlarınız. Biraz evvel sosyal sorumlulukların temelinin atıldığı 22 senelere gitmişti Sayın Başkan, Erkut Başkan. Biz Türkiye'de ne deriz? Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Fenerbahçe diyoruz her zaman. Ama aslında Türkiye'nin sınırlarını aşmış ve bu sınırların aşmanın kovumu da 22 yıl evvel bu şehirde ekilmiş ve meyvesinde yıllar sonra vermiş. Vermiş zira bugün bu akşam burada hep beraberiz. 6 değişik ülkeden artı Almanya'nın 12 değişik şehrinden değerli temsilcilerimiz, eşleri, dostları, arkadaşları, aileleri buradalar. Bu da her camiaya nasip olmayacak bir beraberlik, büyüklük, dostluk, omuz omuz olma gururudur. Dolayısıyla bir de kendimizi alkışlayalım. Benim için bu akşam buraya gelmek çok önemliydi. Olmama ihtimali vardı, maç takvimine göre. Gelir dediğim zaman maçların tarihleri henüz belirlenmemişti. Ama belki şanslıydık ki cuma akşamı Fenerbahçe maçı vardı. Maçları vardı. Bereketli bir hafta sonu yaşıyoruz. Dün gece 1-0 olduğu zaman 13 sayı gerideyken Barcelona'ya karşı ben nasıl geleceğim evine? Ne anlatacağım? Hangi moralle gideceğim? Zaten morallerimiz sınırda. Bıçak üstü bu aralar ne yazık ki. Ama çok şükürler olsun. Önce futbol aldık, arkasından basket. Futboldaki büyük, önemli maçımız, neredeyse liderliğimizin karşılayacak maç. Arkasından Malatya'dan erkek voleybol takımımızın sonucu. Bugün de onların finale kaldığını öğrendik. Yani buraya gelmek, buraya gelecek olmak bize uğur getirdi. Çok şükür ki sizin karşınıza bir nebze daha rahat gelebilir. Şimdi dolayısıyla ilk yurt dışı derneği olması açısından önemli. Ha, bir de şuna değinmek istiyorum. Bugün Kıbrıs derneğimiz ve Amerika'daki derneğimiz dışında Türk derneklerin burada olduğunu söyleniyor. Bu da her başlıkları derneğinin başarısıdır hepimizin bu şekilde buraya toplamak. Benim için birkaç nedeni var buraya gelmenin özel sebebi. Benim için manası yüksek bir ziyaret oldu. Kardeş şehir İstanbul'da. Berlin Mekanı Sanat'a kardeşiye konuşuyoruz. Ama ben daha efendim adaya çıkamadım. 21 Ekim 2017'de çıkmıştım. 23 Ekim